Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Osmanlı köfte tarifi hazırlayacağız. Şimdi gerekli malzemeler söyleyeyim. 500 gram kuzu eti, 4 tane soğan ve 2 diş sarımsak. Yedi sekiz tane küçük mantar ve 6 ya da 7 tane küçük domates, 2 tane yeşil biber ve 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kahve kaşığı kekil, 1 kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı rozmarin, 1 kaşığı tereyağı. Şimdi hamur için geleyim. Ben hazır bir hamur aldım. Siz isterseniz kendiniz yapın bir hamur. Tadı daha güzel olacak. Şimdi ben hamur için gerekli malzemeler hızlı bir şekilde söyleyeyim. 200 gram un, 1 çay kaşığı maya, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su, 1 kaşığı sıvı yağ ve 1 adet yumurta. Şimdi soğanımı kesiyorum. Çok küçük bir şekilde kesmeyin, orta bir şekilde kesin. Şu anda 2 diş sarımsağı döreceğim. Şimdi biberimi keseyim. Ondan sonra mantarlarımı kesiyorum. Yine de orta bir şekilde kesin. Yani zaten hepsini orta bir şekilde kesiyorsunuz. Tabii ki de domateslerimi kesmiyorum. Çünkü zaten bunlar küçük olmuşlar için. Siz eğer büyük bir domates kullanıyorsanız onları kesebilirsiniz. Bir kaşığım tereyağı erittim. Doğradığım 2 diş sarımsağı ilave ediyorum. Ve şimdi soğan koyayım. Birkaç kere çeviriyorum. Ondan sonra etlerimi koyuyorum. Ve 5 dakika kadar kavuruyoruz. Mantarlarım kestikten sonra ilave ediyorum. Şimdi biberlerimi koyayım. Tabii ki de karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada baharatlarımızı ekliyoruz. Ve 2-3 dakika kavuruyoruz. Şimdi kapıyı kapatalım. Pişirmeye bırakacağım. Şimdi ocağın altına kapatmadan önce domateslerimi koyayım ve birkaç dakika bekliyorum ama kabıyı kapatacaksınız.
Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi ocağın altında kapatıyorum. Evet, şimdi hazır hamurum açayım. Bütün malzemeler güveç kabına koyuyorum. Ve üstüne hamurumu kapatıyorum. Hamurun üstüne azıcık da yumurtanın sarısı koyuyorum. Ve en son susamı koyuyorum. İkinci tabağım için bunun biraz sos ekledim ve kaşar peynir de ekledim. Kaşar peyniri ekledikten sonra hamuru yarı kapatıyoruz. Ve tabii ki de hamuru koyduktan sonra azıcık yumurtanın sarısı. Evet, şimdi ben bunları fırında koyuyorum. 15 ya da 30 dakika fırında bekletiyoruz. Ondan sonra çıkarıyoruz. Evet, fırından çıkardıktan sonra bıçak yardımıyla kesiyoruz. Evet, şimdi ben bunu bir tava içinde koyayım. Ondan sonra servise hazır olacak. Evet, bugün için tarifimiz bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.